Merhaba sevgili öğrencilerimiz. Yine bugün de derslerden devam ederek bugün de yeni dersi size anlatacağım. O da 3 basamaklı sayılarda toplama 9. bölümden sayfa 141. 141. Kitapta da şu sayfa bakın. 141. 3 basamaklı sayılarda toplama 9. ünitten ya 9. bölümden. 3 basamaklı sayılarda toplamak, geçen derste anlattım. Acele etme. Nerede toparlama ihtiyaç varsa orada toparlama yap. İhtiyaç değilse yapmıyoruz. Mesela örnekler var kitapta. 2 örnek göstermiş. Ben de bu 2 örneği net bir şekilde, kolay bir şekilde size anlatırım. Bakın. 568 568 artı 250. 250 çünkü burası 0. Birlerle toplayacaksınız. Onlar, onlarla yüzler, yüzlerle beraber toplayacaksın. Şu şekilde bakın. 8 artı 0. 8'e 0 eklersen yine 8. 5 artı, yani pardon, 6 artı 5. 6 artı 5. Gösterdiğim gibi de 6 zihnimde, 5 açarım. 6'dan sonra 7, 8, 9, 10, 11. Yine söyleyeceğim. 6 zihnimde, 5 açarım. 7, 8, 9, 10, 11. Burada yazacağım. 11. Bakın. 11. Unutmayın. 11'i duyduğumuz zaman toparlama lazım. Bir burada, diğer bir yüzler hanesi. Dedim. Hepsi komşuya gider. Burada 10 oldu, komşuya gider. Burada 10 oldu, komşuya gider. Unutmayın. 1 artı 5, 6. Artı 2, 7, 8. Burada da yazacağım. 8. Sonucunu elde etti. 818. Bakalım. Şurada nasıl? Bak, eğer bu karaları gördüğünüz zaman ne zaman ihtiyacı olursa o zaman da orada sayı yazacağım. Bakın şu, bu örnekte açıklarım. 7 artı 3. 7 zihnimde. 3'ü aç, 7'den sonra 8, 9, 10. Unutmayın, 10'da toparlama lazım. O zaman burada 0 yaz, burada 1. Çünkü 10'dur, unutmayın. Çünkü 10. Birler basamakta, onlara komşuya gider. 1 artı 7 ve toplayacaksın hepsi. 1 artı 7 eder 8. 1 var yine 8 eder. Bakın burada bir şey yazdık mı? Hayır. Niye? Çünkü 8 için toparlama gerek yok. Unutmayın. 6 artı 2. 6 zihnimde. 2 aç. 7, 8. Sonuç ne elde etti? 880. Şimdi kitapta sayfa 142'de birkaç örnek daha var. Örneklerden birkaç örneği göstereceğim. Ve diğer kalan örnekler evdeyken siz yapın. Unutmayın. Bunları sileceğim. Evet. Birinci örnek kendisi göstermiş. Ben de yine göstereceğim. Bakın. 593 artı 286 ve 329 artı 300
342. 342. Evet. Bakalım. 3 artı 3. 3 artı 6. 6 zinimde. 3 açarım. 7, 8, 9. 9 artı 8. 9 artı 8. 9 zinimde. 8 açarım. 9'dan sonra 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Acele etmeden say. Yine yaparım. 9 zinimde 8 açarım. 8'den sonra ileri, yani 9'dan sonra ileriye. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. Bak ondan fazla. O zaman toparlama gerekiyor. 7 burada, 1 burada. 1 artı 5 6, 2 ekle, 7, 8. 9, 300, yani önce okuyacağım. 329 artı 342. 9, her zaman unutmayın şu taraftan başlayacaksınız. 9 artı 2, 9'da 2 ekle, 10, 11. 1 burada, 1 burada. 1 artı 2, 3 artı 4. 4 zinimde 3 aç, 5, 6, 7. 3 artı 3, 6. Birkaç örnek daha göstereceğim. Diyelim 4. örnek. 132 artı 622. 5. örnek. 408 artı 356. Arkadaşlar bakın. Aynı bunun gibi. Birler birlerle, onlar onlarla, yüzler yüzlerle. 2 artı 2, 4. 3 artı 2, 3 var. 2 ekle. 4, 5. 1 artı 6, 7. 8 artı 6, 8 zinimde, 6 açarım, 8'den sonra ne gelir? 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 bakın, 4 burada, bir komşuya unutma, yani bu sıfırın üzerinde. Öyle küçükse, küçücük yazacaksın. Bakın 8'in komşuyu, bu 4 değil. 0 üzerinde. 1 artı 0, 1 artı 5, 6. 3 artı 4, yani 4 artı 3, 4 zinimde. 3 açarım. 5, 6, 7. 5 artı 7. 6. örneği de göstereceğim. Sonra 2 örnek kalır. Siz evdeyken bu İki örnek ödev olarak yapın. Bakın ne kadar bu konuda başarabilirsin. Önemli. Siz de benim notlarımı benim gibi yap. İnşallah doğru elde edersiniz. 8 artı 9. 9 büyük zihnimde. 8 açarım. 9'dan sonra 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. O zaman 7, 7 yazacaksın ve 1, 8'in komşusu üsttür. O zaman 1'i burada yazacaksın. 1 artı 3, 4 artı 5. O zaman 5 zinimde 4 açarım. 6, 7, 8, 9. 2 artı 5, 5'ten sonra 6, 7. Ne elde etti? 797. 797. 797. Şimdi aynı bu toplama ile ilgili alıştırmalar birkaç örnek var. Yani onlar da 3 basamaktı.
Birkaç örneği göstereceğim. Sayfayı burada yazacağım. Sayfa 143. Birkaç örnek. Mesela 4. örnek. 5. örnek. 6. örnek. Aynı diğer dersi gibi, gösterdiğim gibi birkaç alıştırma örnektir. Unutmayın. Önce okuyacağım. Bakın. 709 artı 259. Gel de 9 artı 9. 9 zihnimde. 9 aç. 9'dan sonra 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 17'den sonra 18. 8 burada. 1, 9'un yanında 0'dır. O zaman onu üzerinde 1'i yazacaksın. 1 artı 0, yine 1. Artı 5, 6. 7 artı 2, 7 zihnimde. 2 aç, 7'den sonra 8, 9. O zaman kaç oldu? 968. Bu örnek var. 5. örnek 888 artı 9. Evet. 8 artı 9, 9 büyüktür zihnimde. 8 açarsınız. 8, 9'dan sonra ne gelir? Say, ileriye say. Her zaman anlattığım gibi. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. O zaman 7 yazdım. Bu bir, birinci 8. Yani her zaman komşu. Şimdi bunu biz topladık, komşuya ver. Bunun üzerinde yazsan yanlıştır. 1 artı 8, 9. Bu 8'i de indireceksin. Bakın. 897. 897. Başka bir örnek var. 2 artı 4. 4 zihnimde 2 aç. 5, 6. 8 artı 5. 8 artı 5. 8 zihnimde. 5 açarım. 8'den ileriye 9, 10, 11, 12, 13. Bakın 13, 10'dan daha fazla. O zaman 3 yaz, 1'i toparla. 1 artı 2, 3 artı 2, 5. 530 aldı, elde etti. Aynı bu konuya aynı yani bu konuya diğer sayfada aynı gösterdiğim örnekler gibi birkaç örnek daha var. O örnekleri siz yapın. Hatta ki iyice alışacaksınız. Toparlama ne? Toplama ne? Önemli. Diğer sayfada birkaç örnek göstereceğim. O da sayfa 144'tir. Bakalım. 7. örnek. 363 artı 561. 8. örneği de göstereceğim. 978 artı 6. Bakın. Evet. Bu iki örneği daha göstereceğim. Sonra dersimiz bitti olacak. Bitiyor yani. 363 artı 561. 3 artı 1, 4. 6 artı 6, 6 zihnimde. 6 aç. 6'dan sonra 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bakın,
toparlama gerektir. 1 artı 3, 4 artı 5, benzinimde 4 açarım, 6, 7, 8, 9. O zaman kaç elde etti? 924. 8. örnek, 978 artı 6. 8 zihnimde 6 aç, 8'den sonra 9, 10, 11, 12, 13, 14. 4, 1 elde. 1 artı 7, 8. Bu 9'u da indireceğim. Çünkü aşağıda bir basamak yok. Kaç oldu? 984. Böylece bugün de bu konuyu da bitirdik ve bu bölümde tekrarlama ve sınava hazırlamak kalıyor. Siz de onları çözün. Bakın ne kadar çözebilirsiniz. İnşallah faydası olur.